İyi akşamlar Odaş günlük grafik aralığın sonuna doğru bir videosu yapmışım ama 30-31 Aralık olabilir tam hatırlayamıyorum. Şimdi bir yer bu geniş bantta böyle sağa doğru yayılmaya devam ediyor. Yani o oradan bir tırmanışa geçemedi. Bozamadı bu işi bir türlü. bir heyecanlandı ama Aralık ayında 1.59 ben özür dilerim 1.70 2'ye bir direnç çizmiştim. O kısma tam gelemedi. Çok yaklaştı. 1.69'dan biraz Acele sattı e, piyasa beklemedi. Ya işte satışta yarış varsa böyle oluyor. Yani e, şey olur bazen bir senette aşağıdan böyle maliyetlenir bir yerde Çok kişi maliyetlenir oradan. Çok fazla gün geçirir. Bu sefer tırmanışta bir karın arası yapmaya başlar o maliyetlenme. Kısa vadeli trader'lar bir kuruş bir kuruş altına yazar bazıları Direnç satışları. Yani çok üstüne bakmaz yani alacağını almıştır. Orada da öyle bir durum oluyor işte. Geldiği zaman dirence yaklaşırken arada bir bakıyorsunuz 2 kuruş 3 kuruş öteden satışlar başlıyor. O satışlardan beri de yine aynı bantın içinde tabi aynı hareketin içinde devam ediyor. 1.28'e geldi dokundu oradan 1.46'ya ee, yani majör harekette değişen hiçbir şey yok o daşta. Tabi 1.28 kırılmadıkça da orada negatif bir şey de yok onu da söyleyeyim yani 1.28 kırılırsa ben hani kendi adıma söylüyorum ben bunu takip ediyorsam alacaksam eğer 1.28 kırıldığı zaman bir alt desteğe bakarım çok da acele etmem. E fiyat hiç kırılmayan bir alan. Çünkü orada satılmayan bir alan satılmaya başlamıştır. Gördün mü 1.27 1.26 kapanışın tedirgin olur. E, burada da hani önemli olan bu. Genel manada konuşuyorum. 1.28'in kırılmaması. Kırılmadıkça bu hareketlerin kendini tekrar etmesi gayet olası. Beklenebilir. Oraya çarpar. Ondan sonra bakarız biz. Yani bir e, şurada bakın. 1.56 58 civarı var direnci var. 159 direnci var. Gelir 128'e, gider 150'lere. 59'a değecek diye bir şey yok. Ee, onu bakın tekrar tekrar söylüyorum. Ama alanımız o. Yani bazen yarı yoldan da dönebiliyor. Artık orada bu neye göre değişiyor? Şirket özelinde bir haber var mı yok mu veya işte piyasada tam giderken bir senet genel manada kötü bir haber oluyor, bir şey oluyor, kötü bir fiyatlama oluyor bir süzde Hani o dirençlere değmeden de dönüşler olabiliyor. Dolayısıyla 1.28 aşağıda, 1.59 yukarıda ince ince trade ediliyor. Bu alana bakılır. Kırılması lazım. Üstünde kapanışlar lazım. 1.72'nin kırılması lazım asıl. 1.72 kırıldıktan sonra belki hareketin büyümesi beklenebilir diye düşünüyorum. Niye 1.72 diyorum? En son yatay bandına tekrar oradan döndü. 47 RSI. Yani kendi ortalamasının en azından üstünde olması tercih sebebi. Baktığınız zaman makdi pozitif aşağıda pozitif bir duruma geçmiş. Burada ne zaman ocağın 11'inde aşağı yukarı pozitif bir makdi oluşmuş. Yani o da hala devam ediyor. Söyleyeceklerim bunlar ya. Odaş'ta aslında birkaç aydır aynı şeyi anlatıyorum. Maalesef o olumlu ortamdan da çok yararlanamadı. Ee, sebebini bilmiyorum. Temel olarak sorun arkadaşlar oluyor. Ben temel analizle ilgilenmiyorum. Yani şirkete için bir beklentim yok. Ya da kötü bir beklentimi var. Bu altmandan niye kurtulamıyor? Onu bilemiyorum. Çok uzun taşıyacaksanız e, istiyorsanız hani temel analizci arkadaşlar danışmanızda daha büyük fayda olabilir. Herkese iyi akşamlar.